İnme, beyne giden hayati kan ve oksijen akışının ani bir şekilde kesildiği ya da azaldığı bir beyin krizidir. Kan akımının kesildiği bölgedeki hücreler hızlıca ölmeye başlar ve inmenin oluşturduğu bölgeden yürütülen fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar meydana gelir. Felç geçiren insanlar genellikle daha fazla içine kapanık ruh haline bürünebilir. İnmeye neden olabilecek risk faktörlerinin farkında olmak, doktorunuzun tedavilerine uymak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, inmeyi önlemek için artırabileceğiniz en iyi adımlardır. Önceden bir inme veya geçici istemik atak geçirdiyseniz, alacağınız önlemler başka bir atağın önüne geçebilir. Birçok felç önleme stratejisi, kalp hastalığını önleme stratejisi ile benzerdir. Ve genellikle sağlıklı yaşam tarzı için şu 8 madde önerilir. 1. Hipertansiyonu kontrol altına almak. İnme riskini azaltmak adına yapılabilecek en önemli şeylerden birisi yüksek tansiyonu kontrol altında tutmaktır. 2. Kolesterol ve doymuş yağ miktarını düşürmek. Daha az yağ ve kolesterol atar damarlarımızdaki birikimi azaltabilir. Kolesterolünüzü yalnızca diyet değişikliğiyle kontrol altına alamazsınız. Doktorunuz kolesterol düşürücü bir ilaç yazabilir. 3. Tütün kullanımını bırakmak. Sigara içmek felç riskini oldukça artıran bir etkendir. O yüzden tütün kullanımını bırakmak riski azaltmak adına çok doğru olacaktır. 4. Diyabeti yönetmek. Diyet, egzersiz ve kilo vermek kan şekerinizi sağlıklı bir aralıkta tutmanıza yardımcı olabilecekken, yetmediği durumlarda doktorunuz diyabet ilacı yazabilir. 5. Sağlıklı kiloyu korumak. Fazla kilolu olmak, yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi diğer inme riski faktörlerine katkıda bulunur. 6. Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet yemek. Günde 5 ya da daha fazla porsiyon meyve ya da sebze tüketimi inme riskinizi azaltabilir. 7. Düzenli egzersiz yapmak. Düzenli egzersiz kilo vermeye, diyabeti kontrol etmeye, stresi azaltmaya yardımcı olur ve bu da inme riskini azaltır. 8. Alkol kullanımını ortadan kaldırmak. İnme riskini azaltmak adına alkol tüketimini sınırlandırabilir ya da tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. İnme çeşitleri nelerdir? İskemik inme. Damarlar kan pıhtısı ya da zaman içinde plaklar ve yağ birikintileriyle tıkandığında oluşur. Tüm inmelerin %85'i iskemik inmedir. Kanayıcı inme. Beyne kan sızıntısı olduğunda meydana gelir. Görülme sıklığı iskemik inmeye göre daha azdır. Ancak inme sonucu ölümlerin %30'undan sorumludur. İnme belirtileri nelerdir? Kol veya bacakta, özellikle vücudun sadece bir tarafında ani uyuşukluk ve güçsüzlük hissi. Ani kafa karışıklığı, konuşma ve anlamada güçlük. Aniden gözlerden birinde ya da her ikisinde görme kaybı. Nedeni bilinmeyen ani ve şiddetli baş ağrısı, ani yürüme güçlüğü, sersemlik, denge ve koordinasyon kaybı. Peki inmeye neden olan risk faktörleri nelerdir? Yüksek tansiyon, diyabet yani şeker hastalığı, yüksek kolesterol düzeyi, atrial fibrilasyon adı verilen bilinen kalp ritim bozukluğu. Felce neden olan yaşam biçim risk faktörleri ise sigara kullanmak, hareketsiz yaşam tarzı, kilo fazlalığı, yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Değiştirilmeyen risk faktörlerini ise şöyle sıralayabiliriz. Yaş, inme geçiren hastaların %75'i 60 yaş civarındadır. 60 yaş sonrası her 10 yılda 2 katına çıkar. Cinsiyet, 55 yaş üzeri erkeklerde kadınlara göre daha yaygın görülür. Yaş ilerledikçe inme oranı kadınlarda artar. Önceden geçirilmiş iskemik bir inme ve geçici inme sonrası yeni bir inme görülme riski oldukça yüksektir. Yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol
ve sigara içmek inmenin en önemli risk faktörleridir. Türk halkının yaklaşık yarısı bu üç risk faktöründen en az birini taşımaktadır. İnmenin acil tedavisi nedir? İnme tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Beyin damarı tıkandığında beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar. Bu hasar bekledikçe daha da genişler. Tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ise tüm bunları engelleyerek beyin dokusunda oluşan hasarın genişlemesinin önüne geçer. Beyin dokusunda inme nedeniyle oluşan hasarı ne kadar kısıtlı tutabilirsek o derece erken ve hızlı düzelme sağlayabiliriz. Bu nedenle inme söz konusu olduğunda hızlı tedavi erken ve hızlı düzelme demektir. Toplar damar içi pıhtı eritici ilaç tedavisi. İnme belirtileri başladıktan sonra en geç ilk 4-5 saat içinde yapılabilen toplar damar içi pıhtı eritici ilaç uygulamasıdır. İdeali mümkün olan en kısa süre içinde yapılmasıdır. Bu tedavi pıhtıyı çözerek kan akışının hızlı ve etkin bir şekilde düzelmesine, dolayısıyla inmenin düzelmesine yardımcı olur. Eğer hastanın durumu bu tedavinin uygulanması için uygun değil ya da inmenin oluşmasından itibaren geçen zaman dilimi uzamışsa, damar içi pıhtı çözücü tedavi uygulaması yapılamaz. Doktorunuz tedavide başka ilaç ve yöntemlere başvuracaktır. Anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi. Beyni besleyen ana damarlar pıhtı ile tıkanmış ise, bu geniş damarların içindeki pıhtı kesintisinin eritilmesinde toplar damarlar yoluyla uygulanan pıhtı eritici ilaç, yani intravenöz tromboliz tedavisi yeterli olmaz. Bu durumda tedavinin esas amacı anjiyo yöntemi ile tıkanan beyin damarlarının bulunarak ve özel cihazlarla pıhtının çıkarılması işlemidir. İlk 6 saatte uygulanan anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi o denli yararlıdır ki tedavi edilen 3 hastanın biri tamamen eski hayatına dönmektedir. Bu iki tedavi uygulamalardan biri diğerine alternatif olarak kullanılamaz. Aksine birbirini tamamlayıcı ve başarı artırıcı olarak kullanılır. Tekrarlayabilecek yeni bir inmenin önlenmesi için acil inme tedavisi sonrasında hastanın geçirdiği inmenin nedenine yönelik gerekli tüm araştırmalar yapılmalıdır. Çünkü nedene uygun tedavinin uygulanması inme tekrarının önlenmesinde çok önemlidir. Pıhtının kaynağına yönelik ilaç tedavileri şöyledir. Antitrombotik ilaçlar beyin damarlarında inmeye neden olabilecek pıhtı oluşumunu engelleyen ve oluşan kan pıhtılarının büyümesini engelleyen ilaçlardır. Bu ilaç grubunda iki farklı ilaç alt grubu bulunmaktadır. Antiplatet ilaçlar, atar damarlar içinde plak olarak adlandırılabilen ve darlıklara yol açan düzgün olmayan yüzeyler üzerinde pıhtı oluşmasını engelleyen ilaçlardır. Aspirin bu gruba giren bir ilaçtır. Antikoagülen ilaçlar, kan damarları içinde pıhtı oluşumunu, oluşmuş pıhtının büyümesini ve koparak dolaşıma karışmasını önleyen ilaçlardır. Özellikle atrial fibrilasyon adı verilen kalp ritim bozukluklarında kalbin kasılma düzeninin bozulması nedeniyle kalbin odacıklarda göllenen kana bağlı oluşabilecek pıhtıları önlemede kullanılmaktadır. İnmenin cerrahi tedavisinde şah damarı endarterektomi tedavisi, girişimsel tedavisinde ise anjiyoplasti uygulamasıyla stentleme tedavisi yapılmaktadır. Şah damarı endarterektomi tedavisi nasıl yapılır? Karotis arterler boynun iki yanında bulunan ve beyne giden kan akımını sağlayan damarlardır. Şah damarı olarak da bilinir. Bu damarlarda darlık ya da tıkanma olduğunda boynun ön tarafında açılan bir kesiden karotis artere ulaşacak bu damarlarda daralmaya yol açan plakların damar duvarlarından sıyrılarak temizlendiği bir tedavi yöntemidir. Anjiyoplasti uygulaması nedir? Özel bir kateterle kasıktan girilerek beyinde plak nedeniyle daralmış damarın olduğu bölgeye ilerlenir. Damarın kalp kısmına gelindiğinde kateterin ucunda bulunan balon şişirilerek damarın daralmış kısmının açılması
ve damar çapının genişlemesi sağlanır. Böylelikle beyne giden kan akımında düzelme olacaktır. Stentleme tedavisi nedir? Kasıktan girilen özel kateterle beyindeki damarın plak nedeniyle daralmış bölgesine ulaşılır. Gerekirse kateter üzerinde bulunan balon şişirilerek dar olan kısım genişletilir. Daha sonra damardaki dar bölgeye stent, açılabilir çelikten yapılmış mini kafes yerleştirilerek damardaki dar bölümün genişlemesi sağlanır. Beyne giden kan akımının düzelmesi sağlanır.